Bakmış İbrahim Ethem bir sarhoş kusmuş, affedersiniz. İbrahim Ethem Hazretleri görmüş onu, hemen gitmiş ağzını burnunu yıkamış. Demişler ki ya veliyallah, sen büyük bir veliyullahsın. Bu sarhoşun ağzını yıkadın, o ağzını Allah diyor demiş. Öyle pis bırakamam demiş. Sonra o sarhoş ayılmış, sormuş benim kim yıkadı ağzımı, demişler ki şu veli yıkar. Sarhoş tövbe istiğfar etti. Allah sarhoş oldu sonra da. Şeytan sarhoş derken Allah sarhoş oldu. Gel sen Allah sarhoş ol, gel. Aşkullah da sarhoş ol sen, gel. Aşk-ı Muhammed de sarhoş ol. Bırak. İyi şey değil bunlar. Kötülük iyi şey değil. Bak önünde cansız at bekliyor seni ve beni. Arkamızda da bir şey dolaşıyor böyle. Hep dokanıyor benim enseme bugünlerde. Sonra baktım nedir diye kitaplara karıştırdım. Sordum bir şey dolaşıyor mu, yok efendim dediler. Baktım Ezrail'in kılıcı dolaşıyormuş ensemde. Onlar bakanlar görmediler. Ben kitaplarda gördüm sonra, ben de göremedim. Can sat da kapıda bekliyor. Bir de hepimiz için hazırlanmış mı duruyor böyle. Bakın saat belli değil. İyilik et. Kötülük yapıp da Allah'tan afı bekleyen kimse böyle kötülüğe devam ederek zehir içip zehirden şifa beklemeye benzer. Zehir içmeye devam etmeye benziyor. Onun gibi. Yapma. İyi değil. Gel. Gelse benim sözümü dinle. Zarar etmeyeceksin. Hatta bana benim yakama sarılacaksın yövmü kıyamette. Allah kısam ederim ki şu makam Muhammed'in de Allah seni ve beni karşı karşıya getirecek huzurunda. Ve dinimi tebliğ ettim mi diye bana soracak. Ben ettim diyeceğim. Sana diyecek ki bu adam ettim tebliğ. Sen diyeceksin ya Rabbi etti. Sonra bana diyeceksin niçin daha fazla söylemedin Efendimiz'i? Niçin yola sevk etmedin? Bir zorlasaydın keşke. Bu kadar söyleyebiliyoruz. Acı söylüyorsak bizi affedin. Malum insanın kolunda bir yara olsa doktora gitse doktorun acıcağına bakmaz. Bıçağı vurdu mu yarayı deşer ama senin istikbalde sıhhatine alamettir o. Evvela canını acıtır ama sonra sıhhat iyi olur. Peygamberlerin sözlerinin Allah'ın böyle şey, cehennemle vaidi, peygamberlerin vaidleri filan bunun altında rahmet vardır yani kardeşlerim. Hatta hala bu vaidlerini yapmadan, bu korkuları yani bir tehditlerini yapmadan da bizi nara koyabilirdi. Öyle yapmıyor bak. Vaid ediyor. Ne demek bu? Bir baba çocuğuna senin gözünü patlatırım der. Hiç baba evladın gözünü patlatır mı? Allah'ın kulu üstündeki muhabbeti ve rahmeti babanın evladı olan rahmetinden 70 bin defa fazladır. Bunun neresi? Rahmet ilahi o.